de DEM Parti İstanbul'da da Ankara'da da Ankara'ya bir soru işareti olarak koymak isterim. Ege, Akdeniz, Tekirdağ ve Marmara bölgesi olmak üzere kimi yerlerde aday çıkartacak? Bu aday çıkartmayı başından beri olumlu bulduğunu söyleyenler benim. Selahattin Demirtaş'ın kurduğu oyunun ve HDP Genel Merkezi'nin kurduğu oyunun apayrı bir boyutu olduğunu anlatıyorum uzun zamandır. Ama DEM Parti'nin Türkiye'nin İstanbul'da da aday çıkartmasını olumlu bulanlardan. İstanbul'da aday çıkartmalı. Çok net söylüyorum. Ankara'da aday çıkartmalı. İzmir'de aday çıkartmalı. Aday çıkartmalı arkadaşlar. İstanbul'un birçok ilçesinde de aday çıkartmalı. Bunun belki kimileri açısından bakıldığında bu eksi gibi görülebilir. Ama ben bunu artı olarak görenlerdenim. Cumhur İttifakı'nın özellikle muhalefet açısından bugün muhalefetin amiral gemisi olan Cumhuriyet Halk Partisi açısından PKK ile DEM'le ittifak yaptılar. Terörist Demirtaş olayını kullanamayacak. O kadar önemli bir şey ki bu hamle, değerli bir şey ki. Ve ben Ankara'da, İstanbul'da dahil olmak üzere aslında bu PKK ile ittifak yaptılar, Demirtaş ile ittifak yaptılar, DEM'le ittifak yaptılar propagandasının CHP adaylarına gelebilecek kimi milliyetçi muhafazakar oyları engellediğini düşünenlerden. İşte bu çalışmanın değil ya da aklın devreye girmesiyle DEM Parti'nin aday çıkartmasıyla ve profili düşük adaylar çıkartmasıyla bir propaganda silahının iktidar elinden alınacağını, Cumhur İttifakı'nın elinden alınacağını düşünün. Başak Demirtaş'ın adaylığı, Selahattin Demirtaş meselesi gündeme geldiğinde ne Cumhur İttifakı'nın kalemlerinden ne Devlet Bahçeli'den negatif bir şey duymadınız. Aksine terörist Başak Demirtaş, Başak abla oluverdi. Bu kadar. Akşam 22.30'da ayrıntılı konuşacağız ama size bir şey vereceğim arkadaşlar. Bu ülkenin topraklarında eğitimli diye düşündüğünüz birçok ismin lütfen biyografisine bakmanızı istiyorum. Nerede okumuşlar bakmanızı istiyorum. Nereden mezun olmuşlar bakmanızı istiyorum. Nasıl diplomalar almışlar bakmanızı istiyorum. Örnek vereceğim şimdi size. Programı onunla kapatacağım. Turgut Altınok arkadaşlar. 1994 yılında Keçiören Belediye Başkanı oldu. Ve ortaokul mezunuydu. Ya ortaokul mezunusun. Aşağılanacak bir şey değil bu. İlkokul mezunu olabilirsin. Bu da aşağılanacak bir şey değil. Ama bunlar belediye başkanı olduktan sonra ya da siyasette yükselmek istediklerinde şöyle bir şey yaptılar arkadaşlar. Turgut Altınok. 1994 yılında Keçiören Belediye Başkanı olunca imtihanlara bile girmeden Kalaba Lisesi'nden diploma aldı. Lise diplomasını aldı. Sonra 3 yıl sonra sevgili arkadaşlar 97 yılında Azerbaycan'a gitti okumak için. Azerbaycan'da üniversiteden hukuk diploması aldı arkadaşlar. Ve bir ay kaldı. Bakın Azerbaycan'dan hukuk diploması aldı. Ve o diplomada Türkiye'de geçerliydi. Turgut Altınok 1997'den beri kimliğinde hukuk fakültesini bitirmiş bir avukat olarak gözüküyor. Ama ne bir avukat, ne bir üniversite okudu, ne bir lise okudu. Diyorum ya ortaokullu olmak utanılacak bir şey değil. Ama bunun gibi birçok sağda, solda, ortada, kenarda fark etmiyor. O kadar çok adam var ki, o kadar çok adam var ki, o diploma sahibi olabilmek için sahtesinden tutun da paralı Balkanlardan alınmış, Gürcistan'dan alınmış, yüksek lisans diplomaları da dahil olmak üzere Azerbaycan'dan alınmış, Kıbrıs'tan alınmış diplomalarla bize hava atıyorlar. Hava atıyorlar ve aynı zamanda da bir aşağılık duygusunu gideriyorlar sevgili izleyiciler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen 22.30'da
Recep Can Polat'la yapacağımız programa bekliyoruz. Bakalım. Ha, Bertan Gümüşgil ilk yayının başında katıl üyesi olmuştu ve 5 katıl üyeliği, Bertan Gümüşgil zaten katıl üyesi, 5 tane katıl üyeliği hediye etmişti. Bertan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bakalım başka bir şey var mı? Şey, zamanın ruhu demiş. Provokasyonun her şey satılık, gerisi kiralık, rütbeler, makamlar demiş Ziyaret. Ali abi turda otonomik. Ya arkadaşlar, ben diyorum ki ortaokul diplomasıyla güzel keçi öğreni çok güzel yapmışsın. Yani nedir bu aşağılık duygusu ki? Ortaokul diplomasında kal kardeşim. Ne kaybedeceksin? Sen aynı insansın. Ama abi bir yerde bir şey var. Aşağılık bir duygu var. Hem eğitimli insanları sevmezler. Hem de o eğitimli insanların diplomasına sahip olmak isterler. Üç kağıtla. Bir tane şey vardı, hatırlar mısınız? Bir güreşçimiz vardı. Bankanın yönetim kurulu üyesiydi. Diploması da sahteydi. Neyse. Muhalefet tabanını canlı tutacak, motive edecek bir seçim. Arkadaşlar seçim çalışmaları başlamadı. Önce onu söyleyeyim size. Tüm seçim çalışmasını 17 Şubat sonrası görün. Eskiden sahte diplomalar yapıyorlardı. Şimdi üniversitelerin kendilerinden gerçek diploma alıyorsunuz arkadaşlar. Parayla. Ama sahte değil. Arkadaşlar şey diyor ki yorumlarım. Ali abi, yerel seçimde terör güvenlikçi söylemler söylediğiniz kadar etkili mi? Her bakan bile söyledi yerel seçimlerde beka sorunu yoktur diye. Belediye başkanıyla bekanın ne alakası var? Bakın o zaman sonuçları ne kadar etkileyip etkilemediğini Türkiye tarihine bakın lütfen. Hatırlayın 1999 seçimleri. Türkiye'de 5 tane oy kullandık arkadaşlar. Belediye başkanlığı seçimleri, il genel meclis seçimleri, milletvekili seçimleri, muhtar seçimleri, belediye, ilçe, belediye ve meclis üyelikleri seçimleri aynı anda yapıldı. Öcalan'ın yakalanması, güvenlikçi bir politikalar ve terör üzerinden Türkiye'de ne kadar etkili olduğunu lütfen bir bakın. Ve DSP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğuna bakın. MHP'nin tarihinin en yüksek oyunu %18. DSP'nin de yaklaşık %26 oy aldığı dönem. Etkili olup olmadığını görmek için tarihe bakmanız gerekiyor. Ama balık hafızalısınız, söyleyebileceğim hiçbir şey yok sevgili izleyiciler. Bir şey diyemem yani. Akşam 22.30'da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Son anda bir not olabilir. Görmediğim, görebileceğim. Görmek isteyeceğim. Kaçırabilirim yorumlarınızı. Bu kadar basit arkadaşlar. Arkadaşlar dünyanın her yerinde çalışır. Sadece Türkiye'de değil. Avrupa'da da çalışır. Almanya'da da çalışır. Belçika'da da çalışır. Her yerde çalışır. Her yerde iş yapar. Bu kadar net söyleyeyim. İzleyici sayımız azaldı. Herkes gidiyor. Gitmeden bitirelim. Akşam görüşmek üzere.